ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla şu anda ülke ekonomisi hiç iyiye gitmiyor. Verilen vaatler yerine getirilmiyor. Yani bundan 1,5-2 sene öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız faiz indirimine gitti. Faiz indirimine gittikten sonra dolar bayağı bir yükseldi. Arkasından şimdi tekrar bir faiz yükseltmeye başladılar. Madem yükseltecektin niye indiriyorsun? Ben 20 yıldır AK Parti'ye oy veriyorum. Benim ailemin hepsi AK Partili. Ben reisçiyim. Sonuna kadar reisçiydim. Yani ben bu saatten sonra bana dese ki, tamam mı? Yani altını önüme serse ben bir gram oy vermeyeceğim. Neden dolayı? Benim babam emekli. Ben dul yetim maaşı alıyorum. Ondan sonra bizim emeklere zam yapılacaktı. Yapılmadı. 22 bin lira memura zam yapıldı. Yapılsın. Ama ona 22 yapıyorsan o zaman emekliye de 7,5-10 yap, 11 yap ki bir nebze gönlünü al. Sen bir tarafı sevindiriyorsun, bir tarafı üzüyorsun. Yani bu saatten sonra dese ki bana 7,5'ünü 15 değil 20 yapıyorum dese daha oy vermeyeceğim. Ben Antalya'da yaşıyorum. Buraya gezmeye geldim. Antalya'da kiralar 3.000'den 5.000'den şu anda 15.000 20.000'e çıktı. Ben orada çalışıyorum restoranda. Ya ben 16-17 bin lira maaş alıyorum. 12 bin lira kira vereceğim. Klimalar şu anda cayır cayır çalışıyor. 2 bin lira elektrik faturası geliyor. 500 lira su faturası geliyor. Orada da indirim yapıyoruz diyor da yalan söylüyor. Orada CHP belediyesi. Onlar da yalan söylüyor. Ama demek istediğim şu. Ben buraya taşınmayı düşünüyorum. Neyden dolayı? Ben çünkü orada yaşam mücadelesi veriyorum. 3 tane çocuğum var. Ben bunları okutacağım. Hangi parayla okutacağız? 12 bin lira. Ev sahibine çalışacağız. Devlete çalışacağız. Biz aç gezeceğiz. Yani yok böyle bir dünya. 2023 hedef gösterdiler. 2023 hedefinde şu anda yerin dibindeyiz. Uçuyoruz diye, uçacağız diyordu. 2018'de dedi ki referandum yaptı, şey yaptı, bilmem ne yaptıysa hepsinde de oy verdik. Koştuk koştuk oy verdik. Koştuk koştuk oy verdik. Yani benim gerçekten bak YouTube'larımı, Facebook'umu nereye bakarsanız bakın. Ben bir numara reisçiyim. Ama şu saatten sonra nalet ettim artık. Dedim ki daha ben bundan sonra ne reise oy veririm, tamam mı? Ne de öbürlerine de oy vermem. Çünkü niye biliyor musun? Ben niye ona oy veriyorum? Çünkü öbür tarafta, karşı tarafta bizi tatmin edecek bir lider olamadığı için mecbur ben ona oy veriyorum. Kötünün iyisi. Yani ister bunu alınsınlar, ister darılsın. Ben 20 yıldan beri ben AK Parti'den vazgeçmemiştim. Ve bu saatte sonra benim gibi bir adam vazgeçiyorsa emin olun herkes vazgeçer. Herkes vazgeçer. Ya hayırdır yani faiz yükseltecektin niye şey yapıyorsun, düşürüyorsun? Ya neymiş bu ihracatçılar doları 37 dolara 37 liraya istiyormuş. Peki alt kesim ne yapacak? Alt kesim ne yiyecek, ne içecek yani? Ben ihracatçıya göre mi çalışıyorum? Ben ihracatçı neymiş? Benim yanımda çalışan adam diyor 400 doların altında yukarısına çıkmayacak. Sen 400 dolara bu adama şey yapıyorsun da doları niye 37 dolara 37 liraya çıkmasını istiyorsun? Dolar 37'ye çıkarsa benzin ne olacak? 60 lira olacak. Ben yani şimdi paket kurye satışı yapıyor restoran bizim. Adamın 20 tane motoru var. Bir anda 38 liraya çıktı. 40 lira oldu şu anda. Yani bu adam ne kazanacak, ne edecek? Ya 100 liraya verdiği ürünü mecbur 130 lira yapıyor. Bu sefer müşteri diyor ki oha bu ne diyor. Adam 130 yapmasa benim param veremiyor. Ben param veremezse ben aç kalıyorum. Çalışmıyorum. Ben çalışmazsam o da yapamıyor. Yani hep ne yapıyor biliyor musun? Zengini zengin ediyor, fakiri fakir ediyor. Diyeceğim bu kadar. Şu anda burada geziyor.